Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Bir önceki dersimizde rivayetlerin tarik sayılarından ve bu tarik sayılarının rivayetlerin nasıl kategorize edilip efendim birbirinden ayrıldığını, isimlendirildiğini ele almaya çalışmıştık. Ve konu uzun olduğu için sadece giriş mahiyetinde bazı şeyleri konuşabildik. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada daha önceki derslerde de söylemeye hep niyet edip unuttuğum bir hususa dikkatinizi istirham etmek istiyorum. O da bu dersleri kitapla birlikte çalışmanızı, kitabı okuyup dersi dinlemeniz ya da dersi dinledikten sonra ilgili konuyu kitaptan tekrar okumanız, bu konuları çok sağlıklı bir biçimde anlamanızı ve hazmetmenizi sağlar. Umarım bir daha unutmazsınız. Kitabımızın 64. sayfasında yer alan rivayetlerin tarik sayısı itibariyle çeşitlendirilmesinden söz etmiştik ve daha önceki dersimizde tarik nedir, eş anlamlı diğer kavramlar nedir, bunların üzerinde durmuştuk. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ve müsaadenizle tahtamızı açalım. Başlığımızı tekrar yazmak istiyorum. Tarik sayısı itibariyle hadis çeşitleri. Her derste vurgulamam sizin zihinlerinizde kalıcı olmasını amaçlamamdan kaynaklandığını bir kez daha belirterek ve müsaadenizle buradaki hadis kavramından maksadın rivayet olduğunu, rivayetin aktarıldığı tarikler itibariyle, buradaki tarik ifadesinin de eş anlamlıları itibariyle yazacak olursak, isnat, senet, vecih, müsnet, bir de bu tarik olmak itibariyle 5 tane kavramı bu efendim şekilde dersimizde tarik anlamında kullandığımızı belirtmekte fayda var. Şimdi buradan hemen çeşitler konusuna dönecek olursak, geçtiğimiz derste bunu mütevatir ve ahad olarak ikiye ayırdık. Ahad rivayetler, diğer adı haber-i vahid. Değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, bu ikili taksim genel bir taksimdir. Ve birbirlerinden ayırt etmemizin nedenleri üzerinde bir önceki derste detaylı bir biçimde durduk, tekrar etmeyeceğim. Fakat çok önemli gördüğüm bir hususu hemen altlarına yazarak ifade etmekte fayda mülahaz ediyorum. Ahad haberin zanni bilgi verdiğini, zanni bilgi verir. Mütevatir ise kat'i bilgi verir. Bu özelliklerini söylemekte fayda var. Aynı zamanda bu mütevatiri ikiye ayırdık. Lafzi mütevatirimiz vardı.
manevi mütevatirimiz vardı. Görsel bakımından görmeniz bak için yazıyorum. Manevi, lafzi ve manevi mütevatirimiz vardı. Burada da haberi ahadımız üç türlüdür. Bir, garip, fert rivayet. Altlarını Arapçalarında yazayım. Ferdun, garibun. Garip ve fert rivayetlerimiz var. Aziz rivayetimiz var. El-Aziz. Kelime anlamları üzerinde duracağım. Bir de meşhur rivayetimiz var. Bunun diğer adı da müstevfizdir. Müstevfiz. Evet. Meşhur ve müstevfiz. Müstevfizin Arapçasını da yazayım. Datla çünkü. El-mus-tevfiz. Datla. Fa'da yafidudan çok olmak, artmak, dolmak, taşmak, coşmak anlamına gelen bir kelime. Müstevfiz kelimesi. Yani tarikinin çok olduğunu ifade etmek için bu şekilde kullanılmıştır. Daha önceki dersimizde bu konunun mütevatir ve ahad ayrımının hem mantığını hem muhteva ve içeriğini, neden böyle bir ayrıma gidildiğini, mütevatirin hadisçilerle ne kadar alakasının olup olmadığı hususlarını konuştuğumuz için bugün doğrudan ahad rivayet çeşitlerine geçmek istiyorum ve birincisini hemen ele almak istiyorum. Bir, fert ve garip hadisler. Fert ve garip hadis. Şimdi rivayetin fert ve garip olması, değerli izleyenler, adından da anlaşılacağı gibi, bakın, tek demektir. Tek. Fert tek demektir. Ve mütevatirin karşılığı ahattır da, bakın, fert değildir. Çünkü ahad, haberi vahid, Arapçadaki ahadin, vahidin bir tek anlamına geldiğiyle karıştırmayın diye özellikle söylemiştim. Az sonra göreceğimiz gibi birden çok fazla tariki olanların da hepsinin genel üst başlığı ahad haberdir. Haberi vahittir ve ahattır. Bunu mütevatir olmayan diye her zaman aklınızda tutmanız gerekiyor. Mütevatir özelliği taşımayan rivayet. Çok önemli olduğu için tekrar yazıyorum. Mütevatir özelliği taşımıyor. Özelliği taşımayan. Mütevatir özelliği taşımayan rivayetlerin genel adı haberi vahittir. Bunların içinde birinci sırada yer alan fert ve garip hadistir. Peki fert tek demektir. Neden tek demektir? Hemen altına yazalım. Niye böyle bir isim verilmiştir? Çünkü fert hadis, fert garip hadis, bütün tabakalarda, tabakaları söylemiştim, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve rivayeti devam ettiren ravilerin tabakaları, bütün tabakalarda ravi sayılarımız tek olduğunda, bir olduğunda, yani Hazreti Peygamber'den daha sonraki tüm tabakalarda rivayet tek olduğunda. Hemen bir örnek isnat şemasını zincir olarak çizelim. Hazreti Peygamber, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, ravi, bir ravi daha çizelim. Sonra da muhaddis. Muhaddis de kitabını almış rivayeti. Bu şekilde her tabakada tek bir ravinin bulunması o rivayetin fert olduğunu gösterir. Tektir. İşte buradaki fert, teklik. Yani fert daha çok eşi olmayan anlamına kullanılır Arapçada. Ve bu tabir hadis usulünde çok yerinde seçilmiş bir kavram ve tabirdir. Hem ahad ve vahidin kullanımı kavramsal olarak hem de fert ifadesinin muhaddislerimiz tarafından kavramsallaştırılması çok yerinde ve isabetli bir kavramlaştırmadır. Eşi olmayan demektir.
Yani tek bir rivayet var, başka da yok. Eşi yok yani. Peki neden garip denmiştir? Tuhaftır da ondan. Garip, Arapçada garebe sözcüğü garip. Arapçasını da yazalım. El garip. Kayınla garip. Her zaman bir yalnızlığı ifade eder. Her zaman bir biçimde yadırganmayı ifade eder. Yabancılığı ifade eder. Neden o halde bu her tabakada tek bir ravinin oluşuna garip denmiştir? Çünkü beklenmedik bir durumdur. Yani Hazreti Peygamber'in bir sözünü tek bir sahabi duyacak, ondan tek bir tabiin duyacak, ondan tek bir tebe-i tabiin duyacak, ondan yine tek bir ravi duyacak. Hiç başkası duymadan tek 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 muhaddise kadar gelecek, çok beklenmedik bir durumdur. Gariptir. Mesela alışılmadık kullanımlar, alışılmadık anlamlar, beklenmedik bir durumu ifade etmek için mesela Kur'an'da çok yaygın kullanılmayan sözcükler için lügatler oluşturmuştur. Garibul Kur'an gibi. Hadis ileride göreceğiz. Garibul hadis gibi. Neden burada garip kelimesi kullanıyoruz? Çünkü çok alışılmadık bir durumdur. İşte bu da böyle. Normalde bir rivayetten beklenen çok tarikinin olmasıdır. Ama gördüğümüz gibi burada şu efendim isnat sistemi yani muhaddise kadar olan bu tarik, isnat tektir. Ve bu tuhaftır, gariptir ve tuhaftır. Beklenmedik bir şeydir. Beklenen şeyse daha çok tarikinin olmasıydı. İşte değerli izleyenler, burada bu şekilde Hazreti Peygamber'den itibaren her bir tabakada, bunların her birine tabaka diyorsunuz. Tabaka. Her bir tabakada tek bir ravisi olursa muhaddise kadar affedersiniz. Böyle bir rivayete her tabakada tek bir ravisinin bulunduğu rivayete mutlak fert mutlak garip rivayet denir. Mutlak ne demektir? Mutlak ne demektir? Mutlak, değerli izleyenler, bir şeyin bölünmemiş halidir. Bir şeyin parçalanmamış, bütünlük halidir. Bütün halidir. Yani öyle bir teklikten, öyle bir gariplikten söz ediyoruz ki, başka herhangi bir biçimi yok bunun. Tek bir biçimi var. İşte buna mutlak fert, mutlak garip diyoruz. Çünkü az sonra dersimizin ilerleyen dakikalarında üzerinde duracağımız gibi bunun bir de nisbi olanından söz edeceğiz. Ve o nisbi olan biraz bizi uzun konuşmaya sevk edeceği için müsaadenizle onu dersin ilerleyen dakikalarına tehir etmek istiyorum. Konu fert ve garip hadisler olduğunda değerli izleyenler, hadis usulü kaynaklarımızda fert sözcüğü genellikle Arapça ifadesi olarak şöyle farklı bir renkle yazalım. Bir, teferrüt olarak ifade edilir. Ve şahsın teferrüdünden söz edilir. Şahsın teferrüdü. Bir şahsın teferrüdü. Bunun için usul kaynaklarımızda denir ki mesela teferrede
bihi, yani bu rivayetle tek kaldı, teferrüt etti. Teferrüda bihi. Kim? Mesela Ebu Hureyre. Teferrüda bihi Ebu Hureyre dediğimizde burada Ebu Hureyre'nin sahabe içinden nakletmiş olduğu rivayeti tek başına sadece onun naklettiğini ve başka hiçbir sahabiden bu konuda bir rivayetin olmadığı ifade edilir. Dolayısıyla buna teferrut bizzat diyoruz. Şahıs yani. Bir kişinin teferrüdüdür. Yani rivayet ravisi itibariyle. Şahıs ravi de diyelim şurada zihninizde kalıcı olsun. Ravinin rivayetinde tek kalmasıdır. Yani teferreder raviyyu bir rivayetihi. Rivayetinde bir ve tek kalmıştır. İşte buna teferrüt denir ve bu teferrüt şahsidir, kişiseldir ve bir kişinin rivayetinde tek kalması anlamına gelir. Bazen bu teferrüt bölgesel olur. Bölgesel teferrütler var. Mesela bir rivayetimiz var. Iraklı muhaddisler ya da ulema bu rivayeti çok kullandığı halde Şam'a gidiyorsunuz, bu rivayetten kimsenin haberi yok. Mısır'a gidiyorsunuz, yok. Mekke'ye gidiyorsunuz, yok. Yemen'e iniyorsunuz, bu rivayetten kimsenin haberi yok. O zaman denir ki buna teferrada bihi el-Arakiyun mesela. Ya da benzer şekilde teferrada bihi Şamiyun. Teferrada bihil Mısriyun. Teferrada bihil Basriyun mesela. Kufiyun. Kufeliler tarafından biliniyor ama başka bir yerde bu rivayet bilinmiyor. Buna da bölgesel teferrütler denir. Demek ki ravinin rivayetinde tek kalması da söz konusu. Bölgesel olarak bu rivayetin bir bölgede yaygın olduğu halde başka bir bölgede yaygın olmayışı. Bunu mesela özellikle İmam Malik Rahimahullah El-Muvatta eserinde çok sıklıkla ifade eder ve bu konuda Medine'de mesela Kufeliler, Mısırlılar şöyle söylüyor, şöyle rivayetten bahsediyor deyince Medine ehli bunu bilmiyor der. Demek ki Medine ehli dediğinde orada bu rivayetin bölgesel olarak Medine üleması tarafından bilinmediğini ya da mesela Medine'de bilinen bir şeyin diğer yerlerde bilinmiyor olması meselesi çok bölgesel teferrütler söz konusu olabilmektedir. Böylece rivayetimizin yani fert ve garip rivayetimizin kendine mahsus özellikleri üzerinden onun mahiyetini daha net bir biçimde ortaya koymak bakımından bu teferrüdün çeşitlerinden de söz ettikten sonra şimdi ikinci bir özelliğine geçmek istiyorum ve bu özelliği üzerinden müsaadenizle devam edeceğim. Değerli izleyenler, konu fert ve garip hadis olduğunda her tabakada tek bir ravisi olduğunda buna mutlak fert dendiğini burada bir kere daha altını çizelim. Kendini söylemiştik, mutlak fertti. Ama bazen öyle bir rivayet ile karşı karşıya geliyoruz ki bu rivayet bu söylediğimizden bir farklılık arz ediyor. Örnek verelim. Mesela muhaddisimiz İmam Tirmizi olsun. Tirmizi. İmam Tirmizi bize bir rivayet naklediyor. Rivayeti iki farklı kişiden alıyor. Birincisi Muhammed bin Beşşar. İkincisi Abbas bin Abdülazim'dir. Bunlar Buhari'nin şeyhidir. Abbas bin Abdülazim.
Muhammed bin Beşşar bu rivayeti Ebu Davud et-Tayalisi'den alıyor. Tayalisi'den alıyor. Bu da Abdurrahman bin Mehdi'den alıyor. Gördüğünüz üzere İmam Tirmizi birine A tarik diyelim, diğerine de B tariki. Kendisine üzerinde duracağımız rivayet iki tarikten geliyor. Bu tarikler üzerinden geliyor. Bu iki tarik Ebu Davud et-Tayalisi'den ve Abdurrahman bin Mehdi'den sonra tek bir şahsa iniyor. Tek bir şahsa iniyor. Bu İmran el-Kattan'dır. İmran el-Kattan. İmran el-Kattan tebe-i tabi'dir. İmran el-Kattan. İmran el-Kattan'dan sonra rivayetimiz Katade tabi'dir. Katade'den sonra Said bin Ebil Hüseyin'e, ondan sonra Ebu Hureyre, sonra da Hazreti Peygamber'e geliyor. Bu gerçek bir isnat, İmam Tirmizi'nin naklettiği gerçek bir isnat şeması. Farazi değil, gerçek bir isnat şeması bu. Bu isnat şemamız bize, değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, hadis usulümüzde konu fert ve garip hadisler olduğunda dikkat etmemiz gereken çok önemli bir ayrıntıyı resmetmektedir bu şema. Çünkü görüyoruz ki bu şemanın Hazreti Peygamber'den İmran el-Kattan'a kadar olan şu kısım ferttir. Yani gariptir. Neden? Çünkü tek tek ravileri var. Bir sahabi ravisi var. Bakın. Burada bir tane tabi, büyük tabi ravisi var. Burada yine bir tane tabi var ama bunların kuşak farkı olduğu için bir hükmündüler. Burada İmran el-Kattan tek ravi. Bundan sonra bakın ikiye çıkıyor ravi sayımız. Burada ikiye çıkıyor. İmran el-Kattan da teke düşüyor. Ve Tirmizi diyor ki, Gale Tirmizi, Tirmizi diyor ki, La na'rifu hazel hadis illa bi tariqi İmran el-Kattan. Evet. Bu rivayeti İmran el-Kattan'dan alıyoruz diyor. Tek tarik İmran el-Kattan'da düşüyor. Ama rivayette gördüğümüz gibi Hazreti Peygamber'e doğru İmran el-Kattan'dan sonra tek ravisi varken efendim şeyde Tirmizi'ye doğru ikiye çıkıyor. Hatta iki tabiyi de burada ikiye çıkmış gibi görebiliriz tabaka itibariyle. Ama İmran el-Kattan da yeniden teke düşüyor olması önemli. İşte böyle bir rivayetin bir kısmı tek tek ravilerden oluşuyor. Diğer kısmı da iki raviye çıkıyorsa buna bu tür rivayete şöyle altına yazalım. Hatta şuraya yazalım. Daha iyi görünmüş olsun. Bu rivayete İmam Tirmizi'nin nakletmiş olduğu bu rivayet
nisbi fert, nisbi garip hadistir, rivayettir. Nisbi fert, nisbi gariptir. Ne demek nisbi? Nisbi göreceli, kıyaslanmak demektir. Yani İmran el-Kattab'dan Hazreti Peygamber'e doğru nisbi dediğimiz. Buradan Hazreti Peygamber'e doğru, burası esas alınırsa fert ve gariptir. Ama buradan İmam Tirmizi'ye doğru, şuradan itibaren alınırsa raviler ikiye çıkmıştır. Yani artık mutlak fert, mutlak garip değildir. Neden? Çünkü mutlak olması için şu ikiler de olmaması lazım. Tirmizi'ye kadar tek tek ravilerle gelmesi lazımdı. Yukarıdaki isnatta bunu görüyoruz. Mesela şurada. Evet. Şurada bütün tabakalarda tek tek ravilerimiz muhaddise kadar geldi. Bu mutlaktır. Ama burada belli bir raviden sonra ikiye çıktı. Buna da nisbi diyoruz. Neden? Tek olan tarafa nispetle söylemektir. Nisbi fert, nisbi garip diyoruz. Şimdi tam da burada, değerli izleyenler, dersimizin belki de en karışık, anlaşılması zor bir konusunu bu şema üzerinden sizlere arz etmeye çalışacağım. Bu konuyu eğer sizin rahat bir biçimde anlayacağınız şekilde anlatmayı başarabilirsem, dersimizin en önemli konusunu da inşallah halletmiş olacağız. Şimdi hadis usulü kaynaklarımızda konu yine rivayet, tarik sayısı ve fert ve garip hadis olduğunda çok önemli üç tane kavramımız ortaya çıkar. Bir, itibar kavramı, itibar. İki, şahit. Üç, mütabi. Arapçalarını da yazarım. El-i'tibar. Eş-şahit. El-mutabi'ye. Evet. Bu üç kavramın çok iyi anlaşılması gerekiyor. Dikkat edilmediğinde bu üç kavram yanlış anlaşılmaya çok müsaittir. Daha çok da karıştırılmaya çok müsaittir. Bu itibarla kitabımda da bu konuyu ele alırken şöyle bir ifade kullandım. Genel olarak öğrencilerimizin, ki bu dersleri ilahiyat birinci sınıfta işliyoruz. İlahiyat birinci sınıftaki öğrencilerimizin anlamakta biraz zorlandıkları bir konudur. Ama bu şekilde benim yaptığım gibi görselleyerek, şemalaştırarak anlattığımız zaman da öğrencilerimiz gayet rahat bir şekilde anlayabilmektedirler. Umarım bunu videodan, yani bu konuşma üzerinden dinleyen izleyicilerimiz ve öğrencilerimiz de rahat bir biçimde anlarlar. Şimdi buraya tekrar dönmek üzere müsaadenizle şu üç kavramı yeniden kısaca hemen bir belirtmek istiyorum. Aziz rivayet dediğimizde, bunlar kolay olduğu için hızlıca geçeceğim. Her tabakada iki ravisi olacak. Her tabakada iki ravi. Yani şuradan sahabede iki ravi, tabiinde iki ravi, tebe-i tabiin iki ravi, burada iki ravi, burada iki ravi olursa bu aziz oluyor. Şurada gösterelim aziz. Aşağıdaki anlatacağım konuyu, her tabakada iki ravi. Anlamak için buna ihtiyacımız var. İki ravi. Şimdi Hazreti Peygamber, ondan iki sahabi nakletmiş.
Bunlardan iki tabi naklediyor. Buradan iki tebe-i tabi naklediyor. Buradan iki ravi naklediyor. Bu da muhaddisimiz olsun M harfiyle. O da bunu alıyor muhaddis. İşte bu şekilde her tabakada iki ravisi varsa bir rivayetimiz azizdir. Eğer bu tabakadaki rivayetler bu şekilde 3, 4 böyle çoğalırsa bu da meşhurdur. Yani her tabakadaki ravi sayısı 3'ten fazla olursa her tabakada 3'ten fazla. Yani 3 ve 3'ten fazla pardon. Tabakada 3 ve 3'ten fazla. 3 ve 3'ten fazla olduğunda rivayetimiz meşhur oluyor. Demek ki 2 tarik olursa aziz, 3 ve daha fazla olursa meşhur, müstevfis hadis oluyor. Peki her tabakada 2 ravisi olursa aziz oluyor. Şimdi bizi özellikle aziz ilgilendirdiği için şu şemaya yeniden dönelim ve aziz de görünsün. Onunla ilişkilendirmeye çalışacağız. Şimdi burada nisbi fert ve nisbi garip olarak belirlediğimiz şu rivayet. Görüyorsunuz şemayı. Yukarıdaki aziz, şu aziz hadis. Şu aziz hadis şemasına yarısı itibariyle benziyor. Bakın burada da ikiye çıktı. Şurada ikiye çıktı. Ama yarısı itibariyle benzemiyor. Şimdi bunun yarısı aziz, yarısı fert değil. Ya bir rivayetin aziz olabilmesi için her tabakada iki ravisi olması lazım. Onun için şu şema, mavi renkle çizdiğim nisbi fert ve nisbi garip şemamız aziz değil, yarısı aziz değil. Yani bir rivayetin yarısı şu, yarısı bu olmaz. Bunun adı nisbi fert, nisbi gariptir. Ne demek nisbi fert, nisbi garip? Yani rivayetin herhangi bir tabakasında ravi teke düştüğünde nisbi olur. Yani şöyle diyelim, 10 tane sahabi ravisi olsaydı, 20 tane tabi ravisi olsaydı, tebe-i tabi de her nasılsa 1'e düşseydi, sonra tekrar 10'a 15'e çıksaydı, değil mi ki tek bir tabakada ravi sayısı 1'e düştü, otomatik olarak nisbi fert nisbi garip olurdu. Yani buraya not diye yazıyorum. Lütfen bunu hatırlatın. Not. Herhangi bir tabakada ravi sayısı teke düşerse nisbi fert nisbi garip olur. Nisbi fert garip olur. Bir diğer önemli hususu da müsaadenizle yazacağım buraya. O da şu. Tarikte ya da isnatta her zaman ravinin en az olduğu tabaka dikkate alınır. Evet. Her zaman en az olana bakacağız. Onu kırmızıyla işaretleyeceğim. Her zaman en az olan. Mesela elimizde bir rivayetimiz var. Onun iki tane tariki var. Ama bu tariklerin bazı tabakalarında raviler ona 15'e çıkıyor. Ama en az kaça düşüyor? 2'ye. Azizdir. En az.
en aza bakacağız. Her zaman en az olana bakacağız. Dolayısıyla nisbi fert, nisbi garip olduğu gibi nisbi aziz de var. Nisbi aziz de var. Dolayısıyla nisbi aziz, yani rivayetin bazı tabakalarında ravi sayısı 2'nin üzerine çıkıyor ama meşhur olamıyor. Neden? Çünkü bazı tabakalarda da 2'ye düşüyor. 2'ye düşer düşmez zorunlu olarak ne oluyor? Aziz. Bakın, aziz oluyor. Neden? Çünkü 2'ye düştü. En az olana dikkat edilir diye kırmızı çerçeve içine almamın sebebi buydu. En az olan. Her tabakada şurada olduğu gibi her tabakada 2 tane varsa bu mutlak aziz. Evet, yazalım. Mutlak aziz. Diyelim ki şurada 3'e çıktı, şurada 3'e çıktı. Burada 2, şurada 2'ye düştü. Bu nisbi aziz. Yani az olanı esas alıyoruz. Mesela nisbi fert garibe inelim. Neden buna nisbi fert diyoruz? Çünkü en az olanı esas alıyoruz. En az ne teke düştü. Ama sonra çok çoğaldı olsun. Yine ferttir. Mesela buralarda 2'ye değil de şöyle 3'e 4'e çıkmış olsaydı ravi sayısı ve İmam Tirmizi bunlardan da almış olsaydı fark etmezdi. Neden? Çünkü İmran el-Kattan da teke düştü. Umarım anlaşılmıştır. En az olanı dikkate alıyoruz. Peki, kavramlarımıza dönelim. Şunlara. Değerli izleyenler, muhaddislerimiz geleneğimizde mutlak fert olan bir rivayeti normalde pek dikkate almamışlar. Ancak bu mutlak fert rivayeti itibar için yazmışlar. Buna itibar için yazılmak deniyor. İçin yazılmak. Yani dikkate almak demek. İtibar, dikkat etmek, dikkate almak. Neden böyle bir şey yapmışlar? Çünkü demişler ki şimdilik biz bir rivayeti, bir tarikini bulduk. Belki bir daha buluruz, aziz olur. Bir daha buluruz, meşhur olur. Yazalım, kaybetmeyelim. Elimizde rivayettir, dursun. Onun için yüktebu bil itibari denir kaynaklarımızda. İtibar için yazılır. Kaydedilir, kaybolmasın diye. İtibar ifadesi, sözcüğü hadis usulünde bir rivayetin farklı versiyonlarının bulunması, bir rivayetin başka tariklerinin de elde edilmesi umuduyla kayda geçirilmesi, dikkate alınması ve muhafaza edilmesi demektir. Bu itibarla mutlak fert rivayetlerimiz aslında çok da muteber rivayetler değildir. Neden? Çünkü beklenen bir durum değil, beklenmedik bir durum. Bu nedenle onların ne olması gerekir? Çok dikkate alınmaması gerekir. Ama bilmiyoruz ki belki başka bir rivayeti daha bulunacak. Yazmazsak onu kaybedeceğiz. Ve dolayısıyla muhaddislerimiz bu rivayetleri, mutlak fert ve mutlak garip rivayetleri itibar için yazmışlardır. Ve itibar için yazılma, buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Biraz belki şema karışacak gibi olduk ama baştan beri izleyenlerimiz açısından karışmayacağını düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi bu rivayet İmran el-Kattan'a kadar, şuraya kadar, sahabeden buraya kadar, İmran el-Kattan'a kadar itibar için yazılıyor. Bakın, itibar. Yani tabii bir sahabinin bunu nakletmiş olması
efendim. Diyor ki olsun yazalım bakalım belki başka bir şey çıkar diyor. İtibar için bunu yazıyor İmran el-Kattan'a kadar. Ve İmran el-Kattan'dan sonra ikiye çıkınca İmran el-Kattan'ın teke düştüğü bu rivayetin A versiyonu ve B versiyonu ortaya çıkmış oluyor. Ve İmam Tirmizi'ye kadar iki kanaldan geliyor. Nispeten güçlenmiş oluyor yani şu iki tarikte. İşte İmran el-Kattan'dan Ebu Davud et-Tayalisi'nin, Abdurrahman bin Mehdi'nin, onlardan da Muhammed bin Beşşar'la Abbas bin Abdülazim'in rivayeti nakletmesi, A'nın B'ye, B'nin de A'ya şahitliği denir. Demek ki şahitlik neymiş? Aslında mutlak fert ve garip olarak başlamış ve bu nedenle de itibar için yazılmış bir rivayetin belli bir tabakadan sonra ikiye üçe ravilerinin çıkması, bu farklı ravilerin rivayeti nakletmesi, İmran el-Kattan'ın rivayetini destekleyici mahiyette olduğu için çok affedersiniz. Şahit nedir? Bir olayı doğrulama bakımından da yanlışlama bakımından da destekçidir. Doğrudur diyen de destek vermiş oluyor. Yanlıştır diyen de yanlışa destek vermiş oluyor. Şahitlik mahkemede de böyledir. Burada da şahit aynı anlamdadır. Yani Ebu Davud et-Tayalisi ile Abdurrahman bin Mehdi İmran el-Kattan'ın rivayetine destek vermiş oluyorlar. Her ikisi de birbirisi için şahittir. Her ikisi de birbirine şahittir. Ama mütabi biraz daha farklı bir şeydir. Mütabi. Neden? Çünkü eğer Ebu Davud et-Tayalisi tariki, şu A tariki daha önce tespit edilmiş, Abdurrahman bin Mehdi tariki daha sonra efendim fark edilmişse, şu tarik daha sonra fark edilmişse, bu önce tespit edilene tabi olur. Yani Ebu Davud et-Tayalisi rivayetine bu rivayetimiz tabi olur. Tabi olmak ne demek? Ona uymak. Onun söylediğini söylemek, onu tasdik etmek, ona tabi olmaktır. Onun için buna mütabi denir. Mütabi, tabi olan demektir. Bu durumda B mütabi olmuş oluyor. A da mütabaun aleyh. Kendisine tabi olunan, yani desteklenen. Daha açık Türkçe konuşalım. B rivayeti, A rivayetinin mütabisi, yani destekleyicisi. A rivayeti de B rivayet için desteklenen, destek bulmuş rivayet anlamına geliyor. Bunlar teknik tabirler, biraz detay gibi bir tabirler. Ama genel olarak hadis usulü kaynaklarımızda mütabi ve şahit konusu fert ve garip hadis bağlamında ele alınıp işlendiği için ben de burada bunları sizinle işlemem gerekiyordu. Kitabımda da belirttiğim üzere biraz karışık gibi görünen bir husustu. Umarım bu rengarenk yazılarım, şemalarım, oklar konunun daha anlaşılmasını sağlamıştır. Daha da karmaşık inşallah hale gelmemiştir. Umarım. Onun için fert ve garip hadis söz konusu olduğunda mütabi, şahit ve bir de itibar kavramı son derece önemli bir kavramdır. Değerli izleyenler, tarik sayısı itibariyle rivayetlerin çeşitleri konusunda son bir hususu da efendim belirterek toparlayalım, üzerinde duralım. Bilgi değeri
bilgi değeri itibariyle rivayetlerin sıralanması. Evet, bilgi değeri itibariyle. Yani en güvenilir olan rivayetten en az güvenilir olana doğru rivayetleri dereceleri itibariyle yazacak olursak şöyle yazmamız gerekiyor. Değerli izleyenler, bir lafzi mütevatir, iki manevi mütevatir, üç meşhur, dört aziz, beş nisbi fert, garip, altı mutlak fert, garip rivayettir. Evet. Şimdi değerli izleyenler, lafzi mütevatir bir rivayet %100 doğrudur, kat'i bilgi verir. Manevi mütevatirde lafzen %100 efendim lafzi anlamda bilgi vermese de muhteva ve anlamı itibariyle yine %100 bilgi verir. Çünkü manevi mütevatirdir. Ama bir rivayet meşhur olduğunda en çok, en fazla %99 bilgi verir ve bu zanni olur. Rivayet ne kadar meşhur olursa olsun verdiği bilgi zannidir. Çünkü %100 olmadığı itibariyle %99 zannidir. Rivayet aziz olduğunda bunun aziz olma durumuna, ravilerin cerh ve tadil durumlarına ilerideki derslerimizde bu konuları işleyeceğiz. O durumlara bağlı olmak koşuluyla buna yüzde herhangi bir rakam vermiyoruz ama diyelim ki işte 90-80 civarında ya da şöyle söyleyelim 50 ile 90-80 arasında olmuş olsun. Bunların hepsi zanni bilgidir. Ve bu zanni bilgi giderek düşer, aşağıya doğru iniyor. Yani giderek düşüyor, derecesi giderek düşüyor. En aşağıya geldiğinde burada %1'e kadar düşüyor, sıfır olmaz, 1'e kadar düşüyor. Efendim, buradaki dereceler de böyle. Herhangi bir tabii cihazla ölçüyor gibi bunlara yüzde şu kadar diyemeyiz. Bunlar müştehitlerimizin ve muhaddislerimizin zanları ve kanaatleri doğrultusunda ortaya çıkacak, belirlenecek bir durumdur. Bu itibarla verdikleri bilgi değeri bakımından ve verdikleri bilginin doğruluğu ve doğruya yakın oluşları itibariyle rivayetlerimizin tarik sayıları, onu nakleden ravilerin sayıları itibariyle bilgisel değerleri bakımından durumları da bu gördüğünüz gibi 6 madde halinde belirlemiş ve yazmış olduk. Efendim bir hadis usulü dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki çok önemli hadis tarihi dersimizde isnadın ortaya çıkışı, doğuşu ve gelişimi gibi çok 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 önemli bir konuyu ele alacağız. O dersimizde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle, hoşça kalın efendim.